Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Pastanelerde görüp hayran kaldığımız bir tarifin birebir aynısını sizler için yaptım. Hatta daha da lezzetli, daha da güzeli diyebilirim. Ee, evde yaptığımız her şey e, daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Ve yapımı o kadar kolay ki hemen bir hamur yormakla tarife başlayalım. Bir su bardağı sütümüz var. Sütümüzün ılık olması lazım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar kuru maya ilave ediyoruz. E, ardından 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Bir 10 dakika kadar mayamızın e, bu karışımı bekleteceğim. Evet beklettik. Biraz köpürdükten sonra arkadaşlar üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Yani biraz şekerli poğaça gibi oluyor öyle söyleyeyim ama muhteşem oluyor. 1 adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Ve tereyağımızı ilave ediyoruz. Malzeme listesini ve miktarların hepsini birebir videomun altına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tereyağımızı da ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştıralım. Tuz da ilave edeceğiz ama tuzu e, unuyla beraber ilave edeceğiz, ekleyeceğiz. Her zaman öyle yapın arkadaşlar. Bu tür hamurlarda, yoğurmuş olduğunuz hamurlarda... E, tuz mutlaka undan önce değil, undan sonra ekleyin. Şimdi unumuzu ilave edelim ama çok fazla birden un eklemeyelim. Hamurumuzun kıvamını göre göre unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım yaklaşık un farklılığından olabilir 4 veya 4 buçuk su bardağı kadar un kullanın kullanabiliyorsunuz yani hani bazı un daha ince oluyor daha çok çekiyor bazısı biraz daha kalın oluyor e, o yüzden 1-2 yemek kaşığı un e, azı az da koyabilirsiniz fazla da koyabilirsiniz tam söylediğim miktarın ona göre ayarlarsınız arkadaşlar o yüzden hepsini aynı anda koymayın Böyle yumuşak kıvamlı güzel bir hamur yoğurduk. Hamurumuzu örtüyoruz. Yarım saat kadar hamurumuzu bekletiyoruz. Çok 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 kabarmasına gerek yok. Zaten hamur e, içerisindeki malzemeler oldukça azdı. O yüzden çok kabarık bir hamur olmayacak. Şimdi o kabarırken arkadaşlar muhallebimizi yapalım. 4 su bardağı sütümüzü tencerenin içerisine alıyoruz. İçerisine 1 adet yumurta. 1 çay bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ilave edeceğiz. Buğday nişastası, mısır nişastası çok fark etmez. Güzelce karıştıralım ve ocakta pişirmeye alalım. Muhallebimiz pişti arkadaşlar. Şimdi içerisine Sıvı vanilyanız varsa sıvı vanilya da ilave edebilirsiniz. Toz vanilya bir paket ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bu tür muhallebilerde ben çok beyaz çikolata yakıştırıyorum. Mutlaka ilave edin. Hani yok elimizde Emine Hanım koymayabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama evinizde varsa şöyle bir yarım çay bardağı kadar mutlaka içerisine atın. Çünkü çok lezzetli oluyor. Muhallebimizi hazırladıktan sonra onu da bir kenara alıyoruz, soğumaya bırakıyoruz ve hamurumuzu ele alalım şimdi. Dediğim gibi ben çok kabarık bir hamur olmayacak ama şöyle güzelce bir hamurumuzu yine yoğuralım. Ben her şeyi ölçüyü de yapıyorum arkadaşlar. 50 gram bezelere ayırdım çünkü büyük olmalarını istemiyorum. 50 gram gayet yeterli. Zaten tepside de göreceksiniz arkadaşlar. Fırın tepsilerinden bir tepsi dolusu. Yani bu şekilde. Sanıyorum 20 tane. Kaç tane çıkıyor? Evet. 4 kere 5'in 20. 20 adet hazırladım. 20 adeti tepsimizin içerisine ilave ediyoruz. Üzerlerine hiçbir şey sürmeyeceğiz. Şimdi örtü örtüp bir, bir saat kadar yani en az 45 dakika bekletelim. 45 dakika beklettikten sonra hiçbir şey sürmüyoruz üzerlerine. 160 derecede bu şekilde pembeleşene kadar pişiriyoruz. Şimdi o kadar yumuşaklar ki şöyle bakın elinizin içinde kayboluyorlar. Çok güzel. Bu Tepsi mayası biraz önemli, ona dikkat edin arkadaşlar. Şimdi poğaçalarımız soğuduktan sonra soğumadan kesmedim. Şimdi bıçak biraz daha zor kesebilir. Ben falçatayla kesiyorum, daha da güzel oluyor. Sizlere de bu da bir püf nokta olsun. Hani daha düzgün kesme açısından daha keskin çünkü bu falçatalar. Şimdi arkadaşlar tam ortadan kesmiyorum. Mesela şimdi şöyle göstereceğim sizlere, tam ortadan değil de. Biraz daha yukarıdan kesiyorum. Yani içerisine şöyle bakın. Yani şu mesafesi olması lazım biraz. Hepsini bu şekilde kestikten sonra soğumuş olan muhallebimizin isterseniz arzu ederseniz bir paket toz krem şanti ilave edip mikserle iyice çırpın. Ama bence gerek yok. Ben ilave etmedim çünkü soğumuş olan kremamı güzelce mikserden çırptım ve soğumuş olan pastalarımın içerisine bu şekilde sıkıyorum. Evet, tek elle hem onu yapıp hem bunu yapmak biraz zor oldu. Ama sıkıntı yok. Aa bu arada Dünya Kadınlar Günü bugün. Unuttum ben şimdi bir ses yaparken aklıma geldi. Ee, emekçi kadınlarımızın e, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi ben mavi usülü eritmiş oldum çikolatam vardı. Böyle kremayı biraz bunu çok fazla anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü videolarımda o kadar çok yaptım ki bu şekilde. Ya yani Bir paket sıvı kremayı kaynama noktasına kadar ısıtıyoruz. İçerisine ister bitter ister sütlü çikolata ilave ediyoruz. Ve bu şekilde bir kıvam oluyor. Benim bitter çikolatam olsa aslında bu pastalar daha güzel olacaktı. Ama evde yoktu. Dışarı çıkıp da alamadım. O yüzden sütlü çikolata koydum. Böyle hafif biraz da bitter atarsanız içine rengi üst rengi daha koyu daha da gösterişli olur. Onu söyleyeyim. Evet şimdi. Çok güzel çilek gördüm markette çilekte alınca bu tarif aklıma geldi Şöyle hafif yukarıya kaldırıyoruz ve bu şekilde Evet, bütün işlem aynı şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar antep fıstığı serpiyoruz. Bu bir günde durabiliyor, iki günde durabiliyor, hiç bayatlamıyor, durdukça daha da lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin deneyin hatta Instagram Berat Attı Dünyası kanalımdan DM'den bana resim de atın arkadaşlar. Sizi etiketleyerek paylaşırım. Ee, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Nasıl buldunuz? Onu çok merak ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir tarifle yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.